TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bu hafta da Gündem Özel programında çok güzel konular konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak efendim. Gündemi değerlendireceğiz. Hem Türkiye hem de Kayseri gündemi diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor. Temaslarını gerçekleştirecek. Peki nasıl bir program yapılacak? Önümüzdeki tartışmalar muhakkak ki seçim tartışmaları var. Altılı masa konusu ve birçok konuyu konuşacağız bugün. Sayın vekilimiz efendim. Konuğumuza hemen ben size tanıtmak isterim. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis bizlerle birlikte olacak. Sayın Nergis hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yaz ayları sıcağın çok bastırdığı bir dönemdeyiz. Evet. Hoş geldiniz tekrardan efendim. Tabii gündemde birçok konu var. Onları konuşacağız Sayın Vekilim sizlerle. Hem Türkiye hem de Kayseri gündemini değerlendireceğiz ama önceliğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri temasları olacak. 23 Temmuz'da Cumartesi günü Kayseri'de olacak. Birçok resmi açılışını gerçekleştirecek yatırımların aynı zamanda da vatandaşa hitap edecek. Neler söyleyeceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla alakalı? Tabii Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ağırlamaktan son derece mutluyuz. AK Parti ailesi olarak, AK Parti Kayseri teşkilatları olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımız da bence heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyorlar. İnşallah Cumartesi günü Kayseri'ye yakışır. Bizim teşkilatlarımıza, AK Parti teşkilatlarına yakışır. Güzel bir program olacak. Kayseri'nin meydanı inşallah da olacak. Tabii Cumhurbaşkanımız İncesi OSB'de de bir fabrika ziyareti düşünüyor. Orada da yaklaşık 1000'e yakın işçinin çalıştığı yeni açılmış bir fabrikamızda işçilerle bir araya gelecek. Onlarla birlikte yemek yiyecek. Öyle planlanıyor. Şu anda netleşen o. Başka ne gibi temaslar olur? Onu da şu an benim bilgim yok. Evet, sonra da vatandaşa hitap edecek. Evet, sonra da vatandaşa. Meydanında. Öncesinde vatandaşa hitap edecek. Sonrasında ardından. Yemek programı, akşam yemeği programı evet. Olacak. Helikopterle stadyumdan helikopterle alınacak. Sanıyorum OSB'ye de helikopterle geçecek. Öyle evet, planlanıyor. Efendim. Hafızam beni yanıltmıyorsa Sayın Erdoğan'ın geldiği tarih en son 2020 Ekim ayındaydı galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Galiba öyle. Evet, pandemiden öyle. Önce. Evet, pandemiden artık, önceydi. Evet. Bayağı oldu yani. Bu 2022'deyiz. Neredeyse evet. 2 yıla yaklaşacak. Evet. Yani buradan seçim öncesi, 2023 seçimlerinin öncesinde böyle bir program. Uzun süredir biz aslında Kayseri'ye bekliyorduk evet. Cumhurbaşkanımızı. Nasip bugüneymiş. İnşallah güzel bir program olacak. Evet efendim 23 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de olacak. Birçok yatırımın resmi açılışlarını gerçekleştirecek. Ardından da vatandaşlarla buluşacak. Ve vatandaşlara, partilere seslenecek Cumhuriyet Meydanı'ndan. Önemli bir katılımın olması bekleniyor. Siz neler söyleyeceksiniz katılımla alakalı? Zaman zaman tartışmalar oluyor ya vekilim. Evet. İşte meydanlar dolmadı, alanlar dolmadı yönünde. Şimdi biz Kayseri'de şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın katıldığı bütün programlar katılımlıydı, güzeldi. Evet. Cumhurbaşkanımız buradan hep memnun ayrıldı. İnşallah Cumartesi günü de aynı şekilde olacak. Benim kanaatim o yönde. Güzel bir program olur. Ben hiç o konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet efendim. Seçim tartışmalarını konuşalım dilerseniz. Ve zaman zaman muhalefet erken seçim çağrısı yaptı. Ardından da Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli seçim zamanında olacak dedi Cumhur İttifakı tarafı. Ve konuşulan bir altılı masa var. Erken seçim tartışmaları zaman zaman konuşuluyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programı da seçime yönelik bir program olması da bekleniyor tabii ki. Neler söylersiniz efendim seçimle alakalı? Seçim vaktinde olacak. Biz aslında 2018 seçimlerinden beri muhalefet hep erken seçimi dillendiriyor. Biz de hep diyoruz ki erken seçim yok. Nitekim erken seçim bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da erken seçime zaten çok erken seçimin de gereği kalmadı. Zaten seçime çok bir zaman kalmadı. Bir yıldan az bir zaman var 2023 seçimlerine.
Biz geçen yasama döneminde de bir kanun çıkarmıştık. O kanunun uygulanabilmesi için de zaten belli bir süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla erken seçimin de bu anlamda olması mümkün görünmüyor. Seçim vaktinde olacak. Benim kanaatim bu yönde. Evet efendim. Peki seçim denildiği zaman erken seçim olmayacağını, muhalefet zaman zaman seçim erken seçim dillendirmesini sürekli yapıyor. Seçimin vakti Cumhur İttifakı'nın söylediği Haziran 2023 evet, ayı. Evet. Peki 2023'te nasıl bir seçim takvimi düşünüyorsunuz? Nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz? Şimdi baktığımız zaman aşağı yukarı bir sene kadar önümüzde bir zaman evet. var. Şimdi AK Parti şimdiye kadar 20 yıldır girdiği bütün seçimleri aldı. Bu 14. seçim mi olacak? Yanlış olmasın, 13 veya 14. Evet. seçim mi? Bu seçimden de biz başarıyla çıkacağız. Benim kanaatim o yönde. Tabii AK Parti Türkiye'de en güçlü teşkilat yapısına sahip olan siyasi parti. Türkiye'nin bütün illerinde, bütün ilçelerinde, bütün mahallelerinde, beldelerinde teşkilatlanmış bir siyasi parti. Tabii seçim, daha önce de seçim tecrübesi olan, en fazla seçim tecrübesi yaşayan bir siyasi parti. Dolayısıyla çok zorlanmayacağımızı ben düşünüyorum. Teşkilatlarımızın bütün bireyleri, bütün fertleri, üyelerimiz, herkes evet. üzerine düşeni yapacak. Seçim çalışmaları haliyle sahadayız biz zaten. Bundan sonra pandemiden sonra sahalara girdik. Devam edeceğiz. Seçim çalışmaları da aynı şekilde daha da hızı artırarak inşallah vatandaşlarımıza hemhal olacağız ve ipi de omuzlayacağız. Evet efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı benim dedi ve Sayın Kılıçdaroğlu'na ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla diye sürekli söylemlerde bulundu. Şöyle baktığımız zaman altılı masa diyoruz, Millet İttifakı diyoruz veya birçok partinin birleşmesinden oluşmuş bir ittifak söz evet. konusu. Zaman zaman Cumhurbaşkanı adaylığının henüz açıklanmamasını neye yoruyorsunuz sizler? Şimdi Millet İttifakı'nın içinde çok ciddi sıkıntılar var. Aslında ittifak kuramadılar. Adları Millet İttifakı ama ortada bir ittifak yok. Nitekim seçime henüz bir yıldan az bir süre kaldığı halde halen adayları belli değil. Adaylarını belirleyip bunlar bir ortak program oluşturup şimdiye kadar yola çıkmış olmaları gerekirdi. Şu aşamada ortada ciddi bir belirsizlik var. Aslında 2018'den beri de bu dillendirdiği, karşı cephenin dillendirdiği tek argüman güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onun dışında da bir fikir birlikteliği, bir ortak yol haritası, bir uzlaşma, bir anlaşma yok aralarında. Nitekim Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bu konuda bir çalışma içerisinde net olarak ben adayım diyemiyor. Çünkü ittifakın diğer üyesi siyasi partiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyorlar. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun dışında İmamoğlu'nun bir dönem adı geçiyordu. Ama onun da yaptığı bazı yanlışlar, attığı bazı yanlış adımlar sebebiyle parti tabanında İmamoğlu'na karşı da bir cephe oluşmuş görünüyor ve İmamoğlu da aday olarak şu anda dillendirilmiyor. Mansur Yavaş'ın da çok ya istekli ve ben aday olacağım şeklinde bir söylemiyle karşılaşmadık. Daha çekingen yaklaşıyor, net bir tavır ortaya koymuyor. Akşener'in adı son dönemde geçmeye başladı. Şimdi tabii Cumhur İttifakı'nın en fazla oy alan en güçlü siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı muhafazakar ve başka bir siyasi partiden gelen birisini kabul etmeyebilir.
Nitekim Kılıçdaroğlu da işte muhafazakar oylara talip bir ittifakın adayı olarak yeterince oy alamayabilir. Dolayısıyla 6 artı 1 masası çok ciddi bir çıkmaz içerisinde. Bu noktada da halen bir fikir birlikteliğinin olmadığı görünüyor. Nitekim ittifakın ayrı ayrı aday göstererek herkes kendi adayıyla da çıkabilir. Böyle bir durumda konuşuluyor, değerlendiriliyor. Yani nitekim medyada da bu konuşuluyor. Göreceğiz yani 6 artı 1 masasının işi çok zor. Nitekim bu görüntüyle de ipi omuzlamaları mümkün değil. Şimdiye kadar adaylarını tayin etmiş olmaları gerekirdi. Şimdiye kadar yol haritalarını belirlemiş ve halka deklare etmiş olmaları gerekirdi. Bu haliyle ülke yönetebilecek bir ittifak görüntüsü vermiyorlar. Güven telkin etmiyorlar. Dolayısıyla işleri çok zor. Evet efendim. Birçok isim var aslında diğer taraf için. Az önce siz Sayın Yavaş için de böyle bir iddia oldu ama o konuda bir ses yok dedi. Siz Sayın Yavaş'ın aday olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizce olur mu? Ya ben valla Yavaş'ın da aday olabileceğini zannetmiyorum. İmamoğlu'nun da aday olabileceğini zannetmiyorum. Bana Kılıçdaroğlu'nun daha ittifak kurulacaksa eğer daha yakın bir aday gibi görünüyor bana. Ama şu aşamada Akşener'in de önü ismi geçmeye başladı. Göreceğiz, bilmiyorum şu anda. Yani kendileri de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Yani sizler şu zamana kadar açıklanmamasının sebebinin belirsizlik olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bir uzlaşma yok. Aralarında bir anlaşma yok. Şimdi Akşener eğer ittifakın adayı olursa HDP'nin tutumu ne olur? HDP bir milliyetçi, bir yapıya sahip bir siyasi partinin lideriyle yol yürümek ister mi? Nitekim bu noktada nasıl bir uzlaşı sağlanır? Bu da belirsiz. Yani işleri çok zor. Kılıçdaroğlu'nun da işte muhafazakar oyları alması mümkün mü? Dolayısıyla bu noktada ittifakın bir araya gelip de bir aday tayin etmesi hiç kolay değil yani. Evet efendim. Seçim tartışmalarını bir kenara bırakalım. Ne zaman açıklanır adaylar, o zaman yine konuşmuş oluruz, evet, diyelim. Evet. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dönemlerde açıklanmıştı. Diğer tarafın yine Millet İttifakı veya Altılı Masa konusundaki bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı henüz açıklanmadığı için yine tartışmaların gölgesinde. Sayın Vekilim, ben şu konuyu konuşmak isterim sizlerle. Gündemde en önemli konulardan bir tanesi de geçtiğimiz gün iptal edilen KYK faizleriydi. Biliyorsunuz bununla ilgili birçok tartışma vardı. Enflasyonun artışıyla birlikte mağdur olan gençler, yaklaşık 26 milyar liralık bir faiz silindi KYK öğrenim kredilerinden. Gündemde şöyle bir iddia var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte gençler ödemeyin, biz iktidara gelince bunların hepsini sileceğiz demesi üzerine Sayın Erdoğan'ın ve tabii ki de iktidarın Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını yönlendirdiği, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikaları üzerinden bunları sildiği yönünde bazı iddialar var. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun KYK faizi, asgari ücret, TRT payı ve 3600 konusunda, EYT konusunda da bazı söylemlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği var. Yani diyor ki muhalefet tarafı ve bazı vatandaşlar da Sayın Kılıçdaroğlu dinlendirdi, Sayın Erdoğan yaptı. Şimdiki de sıra EYT olsun, EYT'de çözüme kavuşsun. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Valla muhalefet iktidarın yaptıklarına kendisi sahip çıkıyor derim. Ya muhalefet, iktidar doğru bir şey yaptı. Yaptığı doğruyu sahipleniyor. Daha önce de başörtüsü sorununu biz çözdük dedi Kılıçdaroğlu. Yani bunu bile diyebildi ki Türkiye başörtüsü probleminden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi politikalarından
zihniyetinden çok acı çektiği halde çıktı. Biz çözdük dedi. Yani muhalefet her şeyi der. Yani muhalefetin dilinin ayarı yok. Nitekim muhalefet olmanın dayanılmaz bir hafifliği var. Her alanda, her konuda her şeyi söyleyebilirler. Her şeyi sahipleniyorlar. Zaten algı üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu noktada sosyal medyada bu tip söylemler var. Ama neticede bu konuda bir siyasi irade ortaya koyan, bu konuda bir adım atan, bu konuda gençlerin taleplerine kulak veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhurbaşkanı'dır ve hükümettir. Yani demek ki bir de muhalefetin bir argümanı da yok. Yani bizim yaptıklarımızı sahipleniyor. Biz doğru bir şey yaptık, o da onu sahipleniyor. Dolayısıyla ben muhalefetin her zamanki hali diyorum buna. Evet, şimdi özellikle muhalefet tarafından biz dillendiriyoruz. Sayın Erdoğan yapıyor veya iktidar onu sahiplenip yapıyor. Şimdi EYT'yi konuşalım ki EYT'ye de yüklensin artık, sonuçlar ortaya zaten çıksın diye konuşuldu. Zaten EYT'yi hükümet değerlendiriyor. Evet, EYT için neler söyleyeceksiniz? EYT ile alakalı bazı çalışmalar var. Onu ben ne bilmiyorum. Evet. Yani ben hükümetin bir üyesi değilim. Ben milletvekiliyim, ben bakan değilim. Dolayısıyla o hususta ne çalışıldığını şu an ben bilemem. Ama EYT ile alakalı da bir çalışma var. Yani bilmiyorum ne var. Yani onu ben de bilmiyorum. Ama benim genel siyasi fikrim, yani biz geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ciddi sorunlarıyla karşılaştık. Biliyorsunuz bir kara delikti Sosyal Güvenlik Kurumu. O konuda aslında yapılan bu işte emeklilerin emeklilik yaşının uzatılması ve bazı kanuni düzenlemeler bizden önceki hükümet zamanında çıktı. Biz de devam ettirdik, uygulandı. Doğru adımdı. Nitekim bugün Sosyal Güvenlik Kurumu bu sayede nedir? Bu bütçede açık verme noktasındaki sıkıntılar aşılmış oldu. Bu konuda bir rahatlama sağlandı. Devletin sırtına kambur olmaktan çıktı Sosyal Güvenlik Kurumu. Tekrar başa dönülmemesi gerekir. Bu çok dikkatli adım atılması gereken bir husustur. Nitekim aslında erken emeklilik olmaz. Emeklilik yaşlığa bağlı olur. Dünyanın hiçbir ülkesinde, yani mesela Avrupa'yı biz model alıyoruz her zaman. Avrupa'ya bakın, Almanya'yı yakinen biliyoruz. Emeklilik yaşı oldukça yüksektir. Nitekim biz Almanya'dan da daha zengin bir ülke değiliz. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli bir adım atılması gerekir. Bunların değerlendirilmesi gerekir. Tekrar eskiye dönülmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi yani çalışanın biliyorsunuz çalışanın ödediği primler emeklilerin maaşını karşılayabiliyor ise, döndürebiliyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu kendisini, o zaman problem yoktur. Ama sürekli siz bütçeden aktarıyor iseniz burada bir sıkıntı oluşur. Eskiye dönülmez umarım. Yani benim bu konudaki siyasi fikrim bu. Mutlaka hükümet bunları düşünüyordur, değerlendiriyordur diyorum ben. Evet efendim. En çok konuşulan konunun başında da tabii ki ekonomik pahalılık, ekonomik hayat geliyor. Siz ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Vekilim? Özellikle artan enflasyonla birlikte çok hayat pahalılığı da gündemde. Neler söylersiniz? Şimdi tabii enflasyon ve hayat pahalılığı maalesef bütün dünyada var. Evet. Bu 2 yıllık geçkin bir süre devam eden pandemi krizinden sonra bu tedarik zincirindeki kopmalar, işte bazı sektörlerin kapanması, üretim yapılamaması, nitekim arz talep dengesinin bozulması, bütün bunlar bütün dünyada nedir? Ciddi sorunlar yarattı. Aynı şekilde nitekim Rusya ve Ukrayna arasında çıkan kriz, savaş, savaştan mütevellit işte enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının çok ciddi yükselmesi, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi, biz cari açığı kapatmıştık. Bu enerji fiyatlarındaki, petroldeki yükselme tekrar cari açığın
oluşmasına sebep oldu. Yani bütün dünyada bu krizden geçiyor, bu sorunlardan geçiyor. Hiç enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Tabii bu biraz daha harareti düşmeye başladı. Enflasyonun, fiyat artışının piyasa koşulları içerisinde daha denge oluşmaya başladı. Pandemi koşulları biraz daha inşallah aşılmaya başlandı. Dolayısıyla daha iyiye doğru gidiş var. Nitekim bu geçen yıl kurak bir seneydi biliyorsunuz Türkiye'de. Yeterince mahsul alınamadı. Bu konuda da sorunlar oluşmuştu. Bu sene güzel yağış aldı Türkiye. Nitekim çiftçilerimiz özellikle bizim bölgede de Kayseri'de de memnunlar, mutlular. Mahsul bu sene iyi olacak zannediyorum. Nitekim mahsulün piyasaya çıkması, işte pazara inmesiyle de gıda fiyatlarında da nispeten bir düşme gözlemleniyor. Bakın kış aylarına göre enflasyonda bir düşüş var. Daha iyiye doğru gidiyor yaz döneminde. Ya önümüzdeki süreç daha iyi olacak. Ben ekonomist değilim ama gözlemlediğim kadarıyla veriler bunu gösteriyor yani. Evet efendim. Az önce çiftçiler açısından üretim de devam edecek. Vatandaş da özellikle çiftçiler alınan yağıştan da memnun dediniz. Ekip biçilecek. Peki bazı çiftçilerin mazot konusundaki feryatlarını nasıl değerlendirirsiniz? 30 TL yakın bir motorin fiyatıyla karşı karşıya kaldı çiftçi. Bununla birlikte biçmekten ziyade ekemedik bile, nasıl biçeceğiz? Bu da üretimi zamanla sıkıntıya sokar. Çoğu çiftçi de biz artık ekmekten, dikmekten, çiftçilikten vazgeçtik. Nasıl devam edeceğiz diye yollarınıza da zaman zaman soruyorlar. Yakıt fiyatlarının çiftçi olan etkisini, üretimi olan etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi yakıt, tabii Türkiye petrol zengin bir ülke değil. Maalesef diğer ülkeler, birçok ülke gibi biz de petrolü yurt dışından satın alıyoruz. Petrol fiyatları da oldukça yüksek, doğru. Az önce de ifade ettim. Tabii girdiler yüksek, yani girdi fiyatları yüksek maalesef. Ama biz desteklerimiz de var. Nitekim ilk defa bizim iktidarımız döneminde gübre desteği ve mazot desteğini biz verdik. Birçok kalemde çiftçimize biz destek veriyoruz. Çiftçimizi her aşamada, her alanda hayvancılık yapanları, çiftçilik yapanları destekliyoruz. Nitekim baktığınız zaman bizim iktidarımız döneminde destekler arttığı gibi birçok üründe de üretim çok arttı. Şu anda aslında ürün bazında, üretilen ürün bazında tarımsal üretimde Türkiye Avrupa'da birinci sırada, öyle görüyorum, öyle biliyorum yani. Dolayısıyla Türkiye gelişiyor yani. Türkiye tarım sektöründe de ciddi mesafe kat etti. Bütün dünyanın geçtiği yoldan biz de geçiyoruz. Yani bu sadece bizim çiftçimize has bir durum da değil. Her yerde aynı sorunlar var. Türkiye'de de var. Biz tabii Türkiye'nin imkanları çerçevesinde, bütçenin imkanları çerçevesinde yapılabilecek her türlü desteği ve yardımı hem çiftçimize hem hayvancımıza hem de diğer sektörlere yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Evet efendim. En son sizlerle program yaptığımızda Ramazan ayı içerisindeydi. Evet. Asgari ücreti konuşuyorduk. O zamanlar asgari ücrete ek bir zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları devam ederken bizler de merakla bekliyorduk. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte asgari ücrete ek bir zam yapıldı. Aslında uzun bir aranın ardından ara dönem zammı yapıldı. Ara dönem zammını ekonomiyle ilişkilendirirsek nasıl değerlendirirsiniz Sayın Vekilim? İşte haliyle enflasyonun yüksek olması böyle bir gerekliliği ortaya koydu. Geçenlerde Maliye Bakanı Kayseri'deydi biliyorsunuz. Onunla da sohbet ettik. Bakanımızın da ifade ettiği şu: biz hem üreticimiz hem de ticaret erbabı. Aslında ciddi karlar yapıyor, satıyor, üretiyor ve satıyor. İhracat rakamları rekorlar kırıyor. Türkiye ihracatta da ciddi atağa geçti. 250 milyar doları geçtik ülke olarak. Sadece dar gelirli bu enflasyon koşullarından ciddi etkileniyor.
ve sıkıntı yaşıyor. Onları da desteklemeliyiz demişti kendisi. Nitekim bu aşamada da Cumhurbaşkanımız bir adım attı ve dar gelirler için bir böyle bir ara zam düşünüldü. Asgari ücretle geçinenler için asgari ücretin artması bir gerekliydi. İkinci bir zam bu nedenle geldi. Tabii ki ücretli ve dar gelirli kesimin enflasyona ezdirilmemesi lazım. Bu noktada dar gelirli bütün işte emekliler de aynı şekilde onlara da zamlar geldi. Dolayısıyla her alana, her sektörü düşünerek bu aşamada hareket etmek lazım. Evet, asgari ücrete zam gelecek söylentilerin üzerine birçok aslında kalemde de zam ardı ardına geldi. Özellikle mutfakta yaşanan, gıda sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte ekmeğe gelen yumurtaya, süte sürekli zam geldi. Ve vatandaş artık ne kadar asgari ücret yükselirse yükselsin, biz markette gittiğimizde sürekli etiket değişiminden şikayetçiyiz dedi. Özellikle son günlerde yumurtaya yapılan zamlar çok yeni olduğu için ve bugün tartışmaların bedelinde olduğu için ben söylüyorum. 52 lirayı aşkın bir yumurta bedeliyle karşı karşıya kaldı vatandaş. Asgari ücrete zam geldi ama ürünlere de zam geldi. Biz bunu nasıl karşılayacağız, bu dengeyi nasıl karşılayacağız diye soranlar da var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani piyasa koşullarında inşallah önümüzdeki süreçte bu hararet geçecek. Biz, Türkiye'de enflasyonu düşüren AK Parti'dir. Bakın, Türkiye'de yapısal olarak AK Parti iktidara geldi 28 Şubat sürecinden sonra. Biz bakın ciddi enflasyon rakamlarını gördü bu ülke. 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de ciddi anlamda yapısal enflasyon sorununu yaşadık biz. Bizim iktidarımız döneminde ilk defa enflasyon düştü. Ondan sonra da haliyle vatandaşın alım gücü arttı. Rahatladı vatandaş. Yani yine enflasyon düşürürse onu biz düşürürüz. Peki demek nasıl istedim. Düşer sizce vekilin enflasyon? Ve tarih de veriliyor zaman zaman. 2023 yılı işaret ediliyor enflasyon için. Özellikle Sayın Bakan Nebati'nin görüşleri bu yönde. Ya şimdi ben ekonomist değilim. Evet. İşin açığı. Bu konularda da çok bir ekonomist olmadığım için çok teknik cevaplar veremem. Yani ben de herkes gibi yani biraz kulağa delik, biraz gazete okuyan bir vatandaş olarak size cevap verebilirim. Bu işin uzmanı olmadığım için. Yani şimdi tabii Türkiye'de her sektör çalışıyor. Yani fabrikalar açık. Yatırımlar yapılıyor. İhracat artıyor. İhracatçı da kazanıyor. Üretici kazanıyor. Nitekim alıp satan, ticaret yapanlar da kazanıyor. Yani bu önümüzdeki süreç içerisinde bu tabii enerji fiyatlarının aniden bu kadar artmış olması enflasyonu tetikledi. Ama o da bir yerde duracak yani. Sürekli ilelebet enerji fiyatları da artmayacak. Yani tabii ki eğer kriz devam ederse, işte Ukrayna-Rusya savaşı yine devam eder, enerji fiyatları yine artar, dışarıdan kaynaklı başka problemler, pandemi gibi başka sorunlar da yaşanırsa artmayabilir, enflasyon düşmeyebilir. Ama dünya konjonktürü daha iyiye doğru gider ise enflasyon da aşağıya doğru iner. Yani bugün benim kanaatim o yönde. İnşallah önümüzdeki süreçte Ukrayna-Rusya savaşı çözülür, barışla sonuçlanır. Enerji fiyatlarında yine bir dalgalanmaya sebep olacak başka bir kriz oluşmaz ise, yani bizim biliyorsunuz biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Enerjiyi ithal ediyoruz, doğal gazı, işte petrolü ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu fiyatların yükselmesi bizim de ekonomimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bütün dünyayı etkilediği gibi. Böyle bir sorun yaşanmaz ise enerji iyiye doğru gidiş olur.
Evet efendim. Az önce aslında seçim tartışmalarını soracakken başka bir konuya dalınca unuttum ben. Anketleri de sormak isterim sizlerle. Özellikle seçim tartışmalarının, seçimin konuşulduğu yerlerde muhakkak anketler de konuşuluyor. İşte bugün seçim olsa kime oy verirsiniz diye birçok da sosyal medyada anket şirketlerinin yapmış olduğu anketler var. Evet. Zaman zaman anketlerde muhalefetin, zaman zaman iktidarın ön plana çıktığı anketler var. Anketleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi anketlerde Cumhurbaşkanımız açık ara en fazla güvenilen ve tekrar seçilmesi istenen aday olarak çıkıyor. Nitekim AK Parti yine birinci parti olarak çıkıyor. Bütün anketlerde AK Parti birinci parti. Cumhurbaşkanımız bakın 20 yıllık iktidarda olmasına rağmen, 20 yıldır ülkeyi yönetiyor olmasına rağmen halen onun Cumhurbaşkanımızın önüne geçen bir siyasi figür yok. Yani bu durum gösteriyor ki vatandaşımızın tekrar seçeceği ve seçim kazanması en muhtemel aday, en güçlü aday yine Cumhurbaşkanımızdır. Ben öyle yorumluyorum, öyle görüyorum. Tabii kararsızlar olabilir. Bu ekonomik koşullardan kaynaklı kararsız oylarda bir artış var. Bunlar mutlaka önümüzdeki süreçte karar vereceklerdir. Yine ipi omuzlayan AK Parti ve Cumhur İttifakı olacaktır. Evet efendim. Ekonomiyi konuştuk ama bir diğer önemli konu da sağlık diye ben düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok tartışılan, benim de vatandaşın çekip de sosyal medyada dert yandığı bir konu var. Ben de milletin temsilcisi olarak sizlere sormak isterim, vatandaşın temsilcisi olarak. Uzun hastane kuyrukları. Vatandaşlar randevu alamamaktan, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında hayata geçirdiği MHRS sistemi 182 çağrı merkezinden randevu alamadıklarını, doktorlar konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığı iddiaları var. Siz hastane kuyruklarını ve sağlıkta yaşanan bu sıkıntıyı nasıl değerlendirirsiniz? Ben bu sorunları geçici olarak görüyorum. Bunlara çözüm üretilir. Nitekim pandemi sonrası biriken işte vatandaşın hastalıklarına, diğer hastalıklarla alakalı taleplerinde bir artış var. Dolayısıyla hastane kuyruklarında da bir artma olabilir. Ama bugün ben hastanedeydim, yani annem halen hastanede, anjiyo oluyor şu anda. O anjiyoya girdi, ben de buraya geldim. Çok fazla bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ya Türkiye sistemini kurdu. Türkiye'de tabii muhalefet bu konuda manipülasyon yapıyor. Türkiye Tabipler Birliği hükümet aleyhinde çıkıyor, beyanatlarda bulunuyor. Ama bunlardan bir şey çıkmaz. Bakın Türkiye kendi sağlık sistemini kurdu, hastanelerini kurdu, ekipmanını koydu. Bu ülkede vatansever çok da doktor var. Yani dolayısıyla bu sorunlar çözülür. Evet efendim. Son bir sorum olsun artık. Onu da cevaplandıralım isterseniz. İstanbul Sözleşmesi'ni ben sormak isterim. Danıştay'dan karar açıklandı. İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye ilk imza atan ülkelerden bir tanesiydi ama geçmiş dönemlerden İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığı açıklandı Sayın Erdoğan tarafından ve dün Danıştay'a gitmişti o dava. Sonuçlandı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshini onayladı. Çıkmış olduk. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmayı veya kadına yönelik şiddete karşı yapılan yasalar çerçevesinde bir yasa olup olmadığı konusunda neler söylersiniz efendim? Şimdi İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi nezdinde hazırlanmış olan uluslararası bir sözleşme. Her devlet kendi iradesiyle bu sözleşmeye girebilir ve kendi iradesiyle de çıkabilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanımız halkın seçtiği, halkın 50+1'in seçtiği Cumhurbaşkanı böyle bir irade ortaya koydu ve sözleşmeden çıktı. Türkiye sözleşmeden çıkılmış olmasını ben doğru buluyorum. Nitekim İstanbul Sözleşmesi'nin bazı konulardaki yaklaşımını da yanlış buluyorum. Vatandaşımızda oluşan hassasiyetleri de doğru buluyorum. Biz şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyacımız yok bizim.
Bizim zaten hukuk müktesebatımız, bu konudaki yasal düzenlemelerimiz oldukça çağın gerektirdiği düzeyde yüksek bir koruma getiriyor şiddet mağduruna. Ayrıca devletin bütün kurumları, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, şiddeti önlemek üzerine çok ciddi politika geliştirdiler. İşbirliği içerisinde çalışıyorlar. Nitekim bakın Aile Bakanlığı nezdinde 81 vilayetimizde şiddet önleme merkezleri var. Kadın konuk evlerimiz var her şehirde. Eğer bir kadın şiddet gördüm iddiasıyla devletin kurumlarına başvurur ise asla aç ve açıkta kalmaz. Mutlaka bir yerde konuk edilir. Hatta çocuklarına bile bakılır. Her türlü ihtiyacı da karşılanır. Bunlar bizim dönemimizde olan şeyler. Nitekim şiddet uygulanana yönelik de çok etkin tedbirlerimiz var. 6284 sayılı bir kanun var. Dolayısıyla bizim İstanbul Sözleşmesi'ne de ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldı ki bazı hükümleri sadece biz değil. Birçok Avrupa ülkesinde de çok ciddi tartışılıyor. Bakın İngiltere imzaladığı halde halen kabul edip iç hukukuna dahil etmiş değil. Yani İstanbul Sözleşmesi İngiltere'de uygulanmıyor. Yani Bulgaristan'da, Macaristan'da şu an aklıma gelen hatırladığım uygulanmıyor. Yani Türkiye tabii imzaladığı zaman koşulsuz imzaladı. Tamamen şiddeti önlemek üzerine bu niyetle bizim iktidarımız döneminde biz imzaladık. Ama arka planda baktığımızda özellikle devletin kurumlarına yönelik getirdiği bazı yükümlülükler noktasında sıkıntılar var. Bu çok tartışılıyor. AK Parti imzaladı ve yine AK Parti çıktı evet. Hükümet zamanında. Ne değişti diye sorular var aslında. O dönem içerisinde. Şimdi biz şiddeti önlemek maksadıyla sözleşmeyi onun için yani bize bir yol haritası olur, yol göster düşüncesiyle kabul ettik. Ama İstanbul Sözleşmesi diyor ki siz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için seferber olmak zorundasınız. İşte bütün kurumlarınız, bütün bakanlıklarınız, bütün belediyeleriniz, bütün eğitim kurumlarınız bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmak zorunda, bütçe ayırmak zorunda. Bu yükümlülüğün altına girmek zorundasınız diyor. Nitekim toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında verilen derslere bakıldığı zaman Avrupa menşeli bakın bu dersler İsveç kaynaklı bir zannediyorum Avrupa'dan oralarda verilen derslerden esinlenilerek Türkiye'de aynı derslerle verilmeye başlanınca bu derslerin sakıncalı olduğu, Türk aile yapısına, Türk insanına uymadığı, nitekim zarar verdiği noktasında ciddi bir kanaat oluştu. Ve ben de bu kanaatteyim. Yani biz kadın ve erkek fıtraten farklıdır. Ben muhafazakar bir insanım, inanan bir insanım. Kadın ve erkek ayrı fıtrattadır, ayrı yaratılmıştır. Toplumsal sorumlulukları da farklıdır. Dolayısıyla siz kadını erkeğe benzetmek, erkeği kadına benzetmek üzerine bir politika uygularsanız bu aileye zarar verir. Bu topluma da zarar verir. Ve ben bunu bakın Almanya'ya gittik çok yakın zaman içerisinde orada gözlemliyorum. Korkunç bir şey var. Eşcinselliğin çok arttığını gördük biz Avrupa'da. Nitekim Avrupa'da resmi kurumlar soruyor. Kadın, erkek ve diğeri. Yani size soruyor siz kadın mısınız, erkek misiniz, diğer misiniz? Size bakınca tatmin olmuyor. Bir de sizin ağzınızdan beyanı almak istiyor. Bilemem diyor. Yani böyle enteresan. Yani bu gidişatı doğru bulmuyorum ben. Daha önce de aynı şeyleri söyledim başka televizyon kanallarında. Şimdi Avrupa'da eşcinsel evlilikler kabul edilmiş. Bakın Papa bile Katolik Kilisesi'nin
başı olan Papa bile kabul etti. Yani eşcinsel evlilikleri kabul etti. Bunun toplumun geleceği için çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Nüfusu azaltmak, dünya nüfusunu azaltmak için geliştirilmiş bir proje olarak yaklaşıyorum. Nitekim bunu başka yurt dışına gittiğimiz zaman da gözle görülür çok ciddi bir artış var. Yani bu verilen toplumsal cinsiyet eğitimlerinin notlarını siz gördünüz mü? Hiç gördünüz mü? Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan kardeşlerimizin üniversitelerde verilen, tavsiye edilen notların bir incelemesini rica ediyorum. Yani bu noktada çok yanlış bir gidişat var dünyada. Nitekim bizim buradan sözleşmeden çıkmış olmamızı çok hayati ve önemli buluyorum, doğru buluyorum. Tabii ki biz şiddete asla tolerans gösteremeyiz. Şiddeti önlemek için de kimsenin aklına da ihtiyacımız yok. Kimsenin yol göstermesine de ihtiyacımız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bu yeterliliğe sahibiz. Biz kendi kanunlarımızı çıkarabiliriz, kendi düzenlemelerimizi yapabiliriz. Bakın KADES uygulaması dünya çapında model alınan ve ödül almış da bir uygulama. İçişleri Bakanlığı nezdinde akıllı telefonlarına herkes indirebiliyor ve kullanabiliyor. Şiddet mağduru kadınlar ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu hususta böyle bir adım atılmış olmasını doğru buluyorum. Bu konularda tepki çekeceğimi bilerek konuşuyorum. Konuşmayı da bir sorumluluk addediyorum. Onun için bu konularda böyle konuşuyorum. Evet efendim. Kadına şiddet, kadın cinayetleri denildiği zaman son zamanlarda konuşulan bir diğer konu da haksız tahrik indirimi. Geçtiğimiz günlerde bununla alakalı özellikle Pınar Gültekin davasında Sayın Bekir Bozdağ'ın da açıklamaları var. Haksız tahrik indirimi konusunda tartışmaya açılmalı demişti. Sizce bir cinayetin, bir şiddetin haksız tahrik indirimi olur mu? Şimdi ben mahkemeye intikal etmiş bir dosyanın bu kadar basında kullanılıyor olmasını yanlış buluyorum. Birincisi o. Şimdi ben bir hukukçuyum. Bakın evet. Bir dosyanın içeriğini görmeden konuşamam. Yani bu yanlış bir şey. Tabii Pınar Gültekin davasında herkesin vicdanı nasıl rahatsız olduysa benim de vicdanım rahatsız oldu. Yani sanık korkunç bir suç işledi ama aldığı ceza işlediği suçla orantılı değildi. O konuda herkesle hemfikirim ben. Dolayısıyla tekrar yargılanmalıdır. Nitekim işte bunun yüksek mahkemesi var. İşte tekrar yargılama yapılabilir, tekrar deliller sunulabilir. Zaten son nokta konulmuş değil. Şimdi haksız tahrik indiriminin biz kaldırdık. Yani o noktada kadına karşı şiddetle alakalı sanıklara haksız tahrik uygulanabilmesiyle alakalı biz bir kanun düzenlemeyi yaptık. Bu sene yaptık. Yani konuda şiddet mağdurunu koruyan bir düzenleme getirdik. Doğru da bir adım oldu. Yani şiddetin her türlüsüne tabii ki karşı olmak lazım. Bu çağda hiç kimse hiç kimseye şiddet uygulayamaz. Devletin bütün kurumları bu konuda seferber olmalıdır, çalışmalıdır. Ve hiç kimsenin de tırnağına zarar, halel gelmemelidir. Ama maalesef dünyanın böyle bir realitesi var. Dünyanın her yerinde var. Avrupa'da da var. Amerika'da bizden fazla. İstatistiklere baktığınız zaman Amerika bizim birkaç katımız. 1 milyonda 22 gibi. Yani en son hatırladığım. Bizde 1 milyonda 5'lerdeydi. Yani benim en son bildiğim rakamlar. Maalesef böyle. Yani dünyada böyle bir realite var. Bunun sıfıra inmesi için hepimiz çalışmalıyız. Çocuklarımıza yeterli eğitim vermeliyiz. Kız çocuğu, erkek çocuğu arasında ayrım yapmamalıyız. Nitekim eğer şiddet görmüş birisi varsa mutlaka her noktada korunmalı ve sahip çıkılmalı.
Ve bu konuda da çok ciddi atılmış adımlar var, yapılan çalışmalar var. Devletin kurumları bu konuda işbirliği içerisinde, bakanlıklar nezdinde, Adalet İçişleri ve Aile Bakanlığı nezdinde ortaklaşa da çalışmalar ve periyodik toplantılar devam ediyor. Nitekim illerde valilik nezdinde kurumların hepsinin bir araya getirilerek yapılan toplantılar var. Yani devlet çalışıyor bu konuda. Devlet üzerine düşen her şeyi yapıyor. Kanuni düzenlemeler de bu noktada meclisten gerekli adımlar da atılır ve çıkar. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması doğru bir adım. Yani bu şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'ne bizim ihtiyacımız yok. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ben de beni ağırladığınız için. Sağ olun. Sizlere efendim. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca buradan bir çağrı da buyurun yapmak efendim. İstiyorum. Malum önümüzdeki cumartesi günü ayın 23'ünde, 23 Temmuz 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'de olacak. Bütün vatandaşlarımızı ben meydana bekliyorum. Buradan bir kez daha hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, çok teşekkür ederiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Açınergis bizlerle birlikteydi. Gündemi değerlendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşça kalın diyoruz efendim.